Madem insanlar toplanıyor, biz de birkaç kelime edelim de. Bana bir su verirseniz, su vermezseniz konuşmam ben. Sayın Başkanım hoş geldiniz. Sağ ol abi hoş bulduk. Emekliyiz, geberiyoruz açlıktan. Ölüyoruz. Kola kalacak halimiz kalmadı. Abi bir dakika. Bu konuşmayı sen yapar mısın? Tabii yaparım. Gel buyur. Gel abi. Çok pardon. Emekliler adına konuşuyor. Ne ismi? Hasan abi. Buyurun. Arkadaşlar. Emekliyiz. Alacak gücümüz kalmadı. Çarşıya pazara çıkacak gücümüz kalmadı. Hep beraber birleşelim. Bari ülkede. Bravo! Ağzım bal yesin. Şimdi sevgili dostlar, 20 senedir bir iktidar var. 20 sene önce bizi Avrupa Birliği'ne sokacaktı. 2 trilyon otobüs durusun durduğu yerde arkadaşlar. Avrupa Birliği'ne gelecektik. 2 trilyon dolar gelirimiz olacaktı. Uçacaktık. Size masal anlattım. 20 yılın sonunda geldik ki 20 bin dolar yok ama geçen sene 7 lira olan benzini bu sene 30 liraya çıkardı. Şimdi 25'e düşürünce ona dua etmemizi istiyor. Ya 7 liradan 30 liraya çıkardınız. 1,5 liradan aldığı doları 18 liraya getirdi. Türkiye'nin dış borcu 500 milyar dolara yaklaştı. Türkiye'yi batırdı, batırdı. Türkiye'yi uçurumun kenarından üzere atmak üzere. Türkiye'nin geldiği nokta bu. Şimdi bu noktada millete bir dayatma yapıyorlar. Millete diyorlar ki 40 katır mı 40 satır mı? Tayyip'i mi seçeceksin? Erdoğan'ı mı seçeceksin? Altılı masayı mı seçeceksin? Ya arkadaş, altılı masada oturan babacan Erdoğan'ın 13 yıl paranın bakanı değil miydi? Ekonomi bakanı değil miydi? Peki Suriyelileri Davutoğlu getirmedi mi? Evet. Kafaları karışık bunlar. Kılıçdaroğlu diyor ki İstanbul Sözleşmesi'ni imzalayacağız. Karamollaoğlu diyor ki imzalamayacağız. Libya tezkeresine İYİ Parti evet veriyor. CHP hayır veriyor. Hangine inanacağız? Mesela soruyorum. Altılı masa kazandı. Eğitimi cemaatlerin elinden alacaklar mı almayacaklar mı? Alacağız derlerse Temel Karamollaoğlu kızar. Memleket Partisi iktidar olursa seçerseniz Muharrem İnce'yi de Cumhurbaşkanı yaparsanız eğitimde tarikat cemaat tanımam. Tamam. Tavrımız ne olacak? Bir, Atatürk'ü kiliseye karıştırmayız. İki, Suriyelileri göndereceğiz. Üç, anayasanın ilk 4 maddesini kimse tartışamaz. Tartışamaz. Eğitimi tarikatlardan temizleyeceğiz. Layık, bilimsel eğitim. Şimdi bakın. Akdeniz sahilini bu aylarda insanlar resmenlerinde. Akdeniz sahilini Erdem'den başlayarak ta Laşka'ya kadar geldi. Orta yukarıya şimdi devam ediyorum burada. Erdem'den doğru. Ta şuna aşağıya kadar bitireceğim. Sonra Karadeniz'deki Karasu, Kefken oraları gezeceğim. Okullar açılana kadar Türkiye'nin bütün sahil kentlerini dolaşıyorum. 100 kişi bulduğumu anlatıyorum. 100 kişi bulduğumu anlatıyorum. Akşama kadar bana en doğum ağzımı olan şey görmek. Tel değiştir, tel değiştir, tel değiştir. Gönle korktuğu yeterli bir miktarda öyle alın. Sesim kısılmadığı sürece millete bunu anlatacağım. Türkiye'nin önüne bir seçenek sunmak istiyoruz. Seçenek. Durup durup kadrolarımız var. Yetkili bir parti. Bizim hazine yardımımız yok.
konuşacağım. Ben bir bitireyim dedim. Hazine yardım duruyor. Belediye parası yok. Müteahhit parası yok. Gönüllülerle bir parti kurdu. Türkiye'de ilk kez oldu. Gönüllüler. Yurttaşlarım da şunu söylüyor. AKP'lere kızıyorsunuz. Nereye kızıyorsunuz? Erdoğan'dan vazgeçmiyorlar diye. Bir de kendinize kızın. Memnun musunuz oy verdiğiniz partiden? Bir doğru düşünün bakalım. Belediyeden memnun musunuz mesela? Bir düşünün hadi. Siz niye değiştirmiyorsunuz? AKP'lere kızıyorsunuz. Siz de değiştirin. Ben değiştirdim bak. Siz de değiştirin. Sevgili dostlar, AK Parti'ye oy verenlere sesleniyorum. Sevgili kardeşler, eğer durumdan memnunsanız, doların 18 lira olmasından memnunsanız, 10 milyon sığınmacının sokaklarda gelmesinden memnunsanız, AK Parti'ye oy verin. Ama memnun değilsen, bak Memleket Partisi burada duruyor, yepyeni bir parti, gel bize oy ver. Milliyetçi Hareket Partililere sesleniyorum. Eski ülkücüsün, tamam. Başım gözüm üstüne. Ama MHP'nin AKP'yi kayıtsız şartsız desteklemesinden rahatsızsan gel Memleket Partisi'ne. Gel buraya. CHP'ye verenlere sesleniyorum. Benim eski partim 40 sene hizmet ettim orada. 40 sene. 15 yaşında Ecevit'in resmini astım duvarlara yazdım. 15 yaşındayken 79 ara seçimde. Ama elinizi vicdanınıza koyun. Atatürkçülerden başka herkes var orada. Bütün Atatürkçüler attılar partiden. Hepsini attılar, atladılar. Atatürk'e Atatürk diyemiyorlar. Mustafa Kemal diyor. Biri çıkıyor dersin katliamcısı diyor Atatürk'e. Demiyorlar bunu. CHP listelerinden milletvekili olmuş kişi CHP'nin en büyük hizmeti Anıtkabir'dir demedim. Bunları görmüyor musun? Ben FETÖ'cülerin, Soros'cuların, Taos'cuların, PKK'lıların olduğu yerde durmam dedim ve gittim. Bravo başkanım. Yoksa niye gidin? Ben orada gençlik kolu başkanlığı yaptım. İl başkanlığı yaptım. 5 dönem milletvekilliği yaptım. Grup başkan vekilliği yaptım. Cumhurbaşkanı adayı oldum. Niye gideyim ya? Medya. Medyanın yarısı hazine beslenmeli. Erdoğan taraftarı. %15'i de Halk TV, Televizyon, Tarete, CHP beslemesi. CHP'nin belediyelerden alıyorlar parayı. Beni hiç göstermiyorlar mesela. Kemal Karamoğlu oğlunu göstermek serbest. Babacan'ı göstermek serbest. Davutoğlu'nu göstermek serbest. Muharrem İnce'yi göstermek yasak. Bunlar mı demokrat? Neden? Ben tekerlerine çomak sokuyorum da ondan. Hırsızın, senin hırsızın, benim hırsızım olmaz. Hırsızdır. Öyle ama bizim mahalleye laf söylemiyorum. Yok öyle ya ama ya. Niye söylemeyeceğim? Neden söylemeyeceğim? Kol kırılır gel içinde kalırmış. Geçmiş derim. Burası siyasi parti. Kol kırılır gel içinde nerede kalır biliyor musun? Oğlanla gelin tartışırsa, damatla kızın tartışırsa onu dışarı söylemezsin. O aile küçük tartışmaları. Burası siyasi parti. Burada hırsızlık varsa, yanlış varsa sokağa çıkıp bağıracaksın. Sokakta bağıracaksın. Ben inanıyorum bu milletin vicdanına. Yepyeni bir parti bu. Türkiye'nin sürprizini biz yapacağız. Türkiye'nin önünü açacağız. Türkiye'ye yeni bir yol sunuyor. Yani altılı masa umut olamaz.
Erdoğan bir daha gelirse de felaketimiz olacak. Toptan kurtulmak lazım. Bakın bir şey söyleyeyim size. Mustafa Kemal Paşa'ya katli vaciptir fetvası vardır. Katli vaciptir. Adam Menderes'i astılar. Sonra da alıp mezar yaptılar. Kenan Evren'e kurtarıcı dediler. Aradan zaman geçti. Kenan Evren'in rütbelerini söktüler. Bugün Erdoğan'a karşı muhalefet yapıyormuş gibi görünenleri bir daha düşünün. Yapma muhalefet olmasınlar. Bakın 2014'te Ekmelettin İhsanoğlu'nu çıkardılar. 2018'de Muharrem İnce çıktı ama tek adaydı Muharrem İnce. Tek aday. Bir partinin adayı. Meral Hanım adaydı. Temel Bey adaydı. Muharrem İnce'yi de desteklemediler. Muharrem İnce'ye oy bile vermedi bunlar. Oy! Partinin parasını harcamadılar. Oy vermediler. Sandıklara sahip çıkmadılar. 13 bin sandığa gözlemci koymadılar. 13 bin sandığa. Nerede bunlar? 4 milyon oyu çöpe attılar. Sonra da seçim gecesi neredeydi diye bağırıyorlar bana. Nerede olacak? Derece alamadığım için, sonucu bilemediğim için çıkamadım meydana. Durum bu kadar basit. Şimdi de geleceklermiş gibi yapıyorlar ya. Bakın vallahi oyun oynuyorlar sizi. Şimdi 50 bin avukat anlatayım. Doğru söylüyorsun. Saat 5'e 5 kala bak işte. Milleti sürekli göndermemek lazım. Dinlemek lazım. Saat 5'e 5 kala YSK'nın önündeyim. Gitmeyen şerefsizdir. Açın interneti. 24 Haziran saat 5'e 5 var. Muharrem İnce YSK'nın önünde. Değilsem ben şerefsizim. İftira atanlar da onlar şerefsiz. Bravo başkanım. Anladayım. Saat 5'e 5 kala gittim. Arkamda duran avukat, ben konuşayım mı bitti? Arkamda duran avukat, CHP'nin avukatı, Halimi Bey, görüntüler orada, internette var. Açın bakın. O, CHP'den para alıp iftira atan yalancıların kanallarını izlemeyin. Bir de benim sosyal medya politiğim, bir numaraya bakın. Daha teşebbüs var. Açın bir taraftan bir soru var. Muharrem İnce'nin 4 Haziran YSK. Gittim YSK'nın önüne. Avukat arkamda. Aynı senin gibi. Tarama özürlü. Döndüm. Dedim ki itirazınız var mı? Sen parti olarak YSK'ya itiraz ettin mi? Hayır etmedim dedim. Yanlış giriş yapmadılar mı dedim. Hayır yapmadılar dedim. O zaman dedim, avukatları çağırmıyoruz. Yanlış giriş yaptılar deseydi, avukatları YSK'nın önüne çağıracaktım. Yanlış giriş yapmamışlar. Şimdi bana diyor ki, mühürsün oy pusulalarına itiraz etmedin diyor. Öyle mi? Etmedin değil mi? Allah'ım yarabbim. İşte gerizekalılık böyle bir şeydi. Mühürsün oylar benim seçimde değildi. 2017'deydi. Kadir'e para almadı. 2017'de. Kılıçdaroğlu mühürsüz oylara itiraz etmedi. 2,5 milyon mühürsüz oyu kabul etti. Referandumda Türkiye'nin kaderi değişti. Şimdi bunu Halk TV, Karate, Televim, Muharrem İnce diye anlatıyor. Ey akıl ver yarabbim bunu. O 2017'de. Bak. Son dakika. Muharrem İnce YSK'nın önünde açıklama yapıyor. Açın bak. Niyeti olan. Bak. Niyetin varsa doğruyor öğrenmeye. Açar bakarsın. Niyetin yoksa ancak Halk TV'nin moralandığını yaparsın. Hepinize teşekkür ederim.